Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yıllardır benden özellikle istediğiniz içli köfte tarifiyle geldim karşınıza. İçli köftenin iç hazırlıklarıyla tarifimize başlayalım. Baştan kişi sayısını da söyleyeyim arkadaşlar. Bu vermiş olduğum ölçüm listesine göre 90 adet ya da 100 adet içli köfte çıkacaktır. Yapacağınız büyüklüğe bağlı olarak. Ben 100 adet çıkardım. Dediğim gibi sizin yapacağınız büyüklüğe bağlı olarak çok daha fazla da çıkarabilirsiniz. 6 büyük boy kuru soğanı öncelikle yemeklik doğrayalım. Sonrasında yarım su bardağı sıvı yağ ve 150 gram da tuzsuz margarin veya tereyağı eşliğinde kavurma işlemine başlayalım. Soğan bir tarafta kavrulurken biz de diğer yanda kıymamızı kavuralım. Bizler Malatyalı olarak bu şekilde kıymasını ayrı soğanlı ayrı kavurarak ilave ederiz, birbirine karıştırırız. Çünkü kıymayı daha önceden az suyla birlikte kavurursanız tane tane olacaktır. Şimdi videonun devamında sizler de göreceksiniz. Yaklaşık 750 gram kadar kıyma kullandım ve orta yağlı tercih ettim. Ben isterseniz yağsız da hatta tam yağlı da tercih edilebilir. Yağlı olması her zaman lezzetini artıracaktır. Yine de içerisine 50 gram kadar da kıyma haline getirmiş olduğum iç yağdan ilave ettim gördüğünüz gibi. Yarım su bardağı kadar da su ilave ettikten sonra bu şekilde ara ara karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Ben dondurucudan kullandığım için hala tam olarak buzu çözülmemiş. Bu şekilde karıştıra karıştıra eriteceğim. Daha sonrasında güzelce pişireceğim. Ve artık tamamen çözündü. Bu şekilde kaşığın tersi yardımıyla bastırarak kavurma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi artık bulgur bulgur oldu tane tane. İstediğimiz kıvamda buydu zaten. Şimdi suyunu çekinceye kadar, yağını bırakıncaya kadar kavurmaya devam edelim. Arada bir de soğanı karıştırmayı unutmayalım. Arkada pembeleşinceye kadar soğanımızı da kavuralım bir yandan. Kıyma yeteri kadar kavrulduktan sonra kenara alalım. Pembeleşinceye kadar soğanımızı kavurmaya devam edelim. Pembeleşinceye kadar kavrulduktan sonra soğanların içerisine kavurmuş olduğumuz kıymamızı alabiliriz. kavrulmuş olan kıyma ile soğanlar buluştuktan sonra baharatlarını ilave edelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da karabiber kullandım ben. Baharatlarla birlikte soğanlı kıymalı harcımızı 3-5 dakika kadar daha birlikte kavuralım. birbirleriyle bütünleşince yeteri kadar kavrulduktan sonra iç harcımızın içerisine yarım demet ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Ve maydanozun ardından ateşten indirerek soğumaya bırakalım. İç harcımız bir kenarda soğurken biz de diğer yanda hamurunu hazırlayalım. Hamuru için ben Malatya'nın köftelik yarma bulgurunu kullandım. Yine de ben sizler için ince bulgurla tarif veriyorum hemen. 10 su bardağı ince bulgurun içerisine 4 su bardağı sıcağa yakın su ekleyelim. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatarak 15-20 dakika kadar dinlendirelim, demlendirelim. Güzelce dinlenmiş olan hamurumuzun içerisine diğer malzemelerini ilave ederek devam edelim. Toplamda 1,5 su bardağı irmik kullandım ben. Öncelikle 1 su bardağı ilave ettim şimdi. 1 su bardağı da un ilave edelim. devamında bir adet yumurta kırdıktan sonra salça ilavesiyle devam ediyorum. 1,5 çorba kaşığı dolusu karışık domates ve biber salçası kullandım ben. Daha sonrasında baharatlarını ilave edelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon kullandım. Sonrasında hamurumuzu güzelce kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Ben daha sonrasında yarım su bardağı daha irmik ilave ettim. Güzelce kıvam alıncaya kadar yoğurduktan sonra tarifimize buyurun devam edelim. sizleri sıkmamak için o kısmı atlayarak geçirdim. Gördüğünüz gibi sakız gibi gayet güzel, başarılı bir kıvam aldı. Yine de ellerimle bir kontrol ediyorum. Su ilavesi gerekirse ekleyebilmek için gayet güzel olmuş. Kuru olursa açarken mutlaka çatlayacaktır arkadaşlar. Bu aşamada yumuşak olması çok önemli. Hamurunuz bu şekilde yumuşak bir kıvamda olsun ve daha sonrasında nasıl açabiliyorsunuz bilmiyorum. İsterseniz salatalıkla oyun, isterseniz içli köfte oyacağıyla oyun, isterseniz o içli köfte aparatlarını kullanın. Ben bu şekilde alıştığım için ellerimle yapacağım. Hafif ellerimizi suya bulayarak güzelce bu şekilde elimizden geldiğince ince olacak şekilde açalım ben yapamam demeyin arkadaşlar inanın ben çok çok sonradan öğrendim içli köfteyi yapamam zannediyordum birinci de kalın oldu ikincide biraz ince oldu derken bu şekilde açmayı öğrendim emin olun bir yanılmayla iki yanılmayla çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz yapamam yok gerçekten mutfakta hiçbir zaman yapamam demeyin kendinize her türlü kendinize güvenip başına geçin diyorum arkadaşlar çünkü yakın çevremde de çok duyuyorum yapmıyorum yapamıyorum diyenlere mutlaka bu aşamada ilk adımı atmak gerekiyor diyorum. Şimdi bu şekilde içini doldurduktan sonra yine ellerimi suya bulayarak kıvıra kıvıra kapatıyorum. Hemen bir tane daha nasıl yaptığımı daha detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. dilediğiniz büyüklükte parça aldıktan sonra avuç içinizde bu şekilde bir yuvarlayın. Sonrasında parmağınızı ve avuç içinizi hafif ıslatarak bu şekilde çevire çevire elinizden geldiğince ince olacak şekilde açalım ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar iç harcından koyduktan sonra tekrardan bu şekilde kapatalım. Eğer uç kısmında fazladan bir hamur birikintisi hissederseniz o kısmı keserek de alabilirsiniz. Şimdi onu da nasıl yapacağınızı göstereyim hemen. İç harcını yerleştirdikten sonra kıvıra kıvıra kapatalım. Uç kısmında dediğim gibi az önce potluk olursa biraz fazla hamur birikintisi hissederseniz o kısmı bu şekilde parmak uçlarınızla keserek alıp daha sonrasında tekrardan kapatabilirsiniz. Bu aşamalarda mutlaka yanınızda su bulundurun arkadaşlar. Elinizi sürekli suya bulayarak çok fazla değil ama bir parça parmak uçlarınızı ıslatarak bu işlemi yaparsanız çok daha rahat yapacaksınız, emin olun. Şimdi görüyorsunuz ben hazırladım. Tüm içli köftelerimi oluşturdum. Ben Ramazana hazırlık olması için yaptığımdan ötürü bu şekilde oluşturmuş olduğum içli köfteleri bu haliyle dondurucuya atıp dondurdum. Donmuş olan içli köfteleri daha sonrasında birer pişirimlik olacak şekilde paketleyerek tekrardan dondurucuya kaldıracağım. Bu şekilde elimin altında halihazırda kolaylıkla bulundurmuş olacağım. Tarifimi beğendiyseniz likelamayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayalım arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.